Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı konferans salonunda afet ve acil durumlarda çocuk hakları ve eğitim projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların haklarının korunması için yapılan çalışmalar anlatıldı. Hep birlikte her çocuk için daha parlak bir geleceğe. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten yaptığı konuşmada çocukların başta eğitim olmak üzere bütün haklarının MEB tarafından gözetildiğini belirterek şunları söyledi. Bakanlığımızın vizyon ve misyonları arasında anayasamız, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde zorunlu eğitim çağındaki her çocuğun fırsat ve imkan eşitliği temelinde eğitim almasını sağlamak, bilgi kaynaklarına erişim imkanını arttırmak, okullarda eğitsel amaçlı oyun ve eğlence alanları oluşturmak, yatılı bölge okullarında bütün çocukların güvenlik, temizlik, barınma, giyim, beslenme ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması yer almaktadır. Savaş, salgın, afet, küresel ısınma gibi zorlayıcı yaşam olayları çocukların temiz hava, gıda ve suya erişimini, eğitim, barınma, yaşama ve hayatta kalma haklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Malumunuz üzere 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezi deprem felaketi yaşandı. Başta 11 ilimiz olmak üzere ülkece depremin yıkıcı etkilerini hissettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlığımız depremin meydana geldiği andan itibaren tüm imkanlarını depremden etkilenen bölgeler ve depremzede vatandaşlarımız için seferber etti. Bölgede birçok proje, faaliyet, çalışma yürüttü ve bu çalışmaları yürütmeye de devam etmektedir. Bu çalışmaların yanı sıra bakanlığımız afet bilinci, çevre ve iklim değişikliği, iklim, çevre ve yenilikçi çözümler, coğrafya gibi derslerle öğrencilerimizin zorlayıcı yaşama olayları karşısında bilinçlenmelerine sağlayan içerikler sunmaktadır. Okul öncesi dönemde eğitim gören öğrencilerimize yönelik hazırlanan öğretim programları ile tehlike ve kaza durumlarında kendilerini nasıl korumaları ve neler yapmaları gerektiği konusunda eğitim verilmektedir. İlk öğretimde afet türlerini tanıyabilme, acil durumlardaki davranışlar, yetkililerle etkili iletişim kurabilme, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır.